Herkese selamlar. Uzun zamandan beri YouTube sayfamıza video gelmiyordu. Bugün kısa bir video ekleyelim. Videonun başında belirteyim. Videomuz biraz sesli olabilir. Şu an tüm bahçelerin yan komşularında hasat devam ediyor. Yan tarafta mısır hasadı var. Diğer komşu da otları biçiyor. Bizde de sera hazırlıkları var. Şöyle fide dikimi öncesinde sulama hazırlığı yapıyoruz. İçerisinde 10 litre suya 50 mililitre humik asit koyduk. Siz bunun içerisine mikorize gübre koyabilirsiniz, mikrobiyal gübre koyabilirsiniz, bebek aspirini koyabilirsiniz veya söğüt dalından yapılan suyu koyabilirsiniz. Bunlar bitkinin daha hızlı büyümesini sağlar, daha hızlı kök atmasını sağlar. Fidelerimiz bunlar, hıyar fidesi. İnanılmıyorsam bu 5. dikim alanımız. Şurada hasat yaptığımız ürünler var. Bunlar da kısmet olursa bir ay içinde hasıla gelir. Fidemizi aldık. Hazırladığımız su karışımının içerisine koyuyoruz. Yaklaşık olarak bu şekilde 1 veya 2 dakika beklemesi yeterli oluyor. Fideleri çekerken de şu köklü kısımdan değil de şöyle uç kısımdan tutuyoruz. Şuralardan tutarsanız kökler kırma yapabiliyor. Bu yüzden üst kısımdan tutuyoruz. Şöyle göstereyim. Fidelerimiz nemli. Biz önceden batırma yapmıştık. Video hesapta yoktu. Şöyle birkaç fidemizi alalım. Hemen dikimi de göstereyim. Şu yürüme yolumuz 120 santim. İki sıranın arası 80 santim. Sıra üzeri ise 50 santim olarak dikim yapıyoruz. Şuradan hemen başlayalım. Birinci fidemiz hemen şuraya, ilk deliğe. Şöyle bir bilgi vereyim. Şu iki sıranın arası yaklaşık olarak 25 santim. Sağlı sol damlama çekiyoruz ki bitkiler rahat bir şekilde sulansın. Damlamamız 25 santim aralıklı. Bir delik atlıyoruz. Hemen ikincisine dikim yapıyoruz. Bir atladık. Şöyle bir diktik. Hiç videoyu kesmeden dikime geçelim. Normal dikim aparatıyla yapıyorduk. Şöyle açtık. Şu tor seviyesini kesinlikle geçmiyoruz. Toprak seviyesi, tor seviyesi aynı olacak. Ektik. Daha doğrusu dikim yaptık. İyice bastırıyoruz. Özellikle sıcak ve serin havalarda şu bastırma yapmanız gerekiyor. Kökler hava alırsa fide tutumu az oluyor. Şöyle. Tabi şu an tek elle dikim yaptığımız için biraz zor oluyor. Fide dikiminden sonra can suyumuzu vereceğiz. Şu an havalar serin olduğu için 2-3 gün sulama yapman gerek yok. Sadece can suyu vermek yeterli olacaktır. Can suyundan sonraki sulamayı ise yaklaşık olarak 4-5 gün sonra gübreyle birlikte yapacağız. Humik asit, bunun yanında mikrobiyal gübre vermekte fayda var. Videoların devamı bu şekilde sırayla gelecek. Kısmet olursa çarşamba gününe bu alana marul dikimi yapmayı düşünüyoruz. Seramızın bu alanını neredeyse bitirdik. Şu an 1,5 dönüm kadar temizlenmemiş alanımız var. Şöyle göstereyim. Buraları tabii toparlayacağız. Şuradan şu alana roka, soğan, tere, maydanoz gibi ürünler gelecek. Şuradaki hıyarlar köklenecek. Seramızı yavaş yavaş kışlıklarla hazırlıyoruz. Şöyle tertemiz bir ürün yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.